Herkese iyi akşamlar. Kapanışa doğru YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün borsa tarafında bir miktar yukarı yönlenen kitlenin etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle dünkü yayınımızda da bahsetmiştik. Bu 8700 ve 8500 desteklerini takip ediyorduk. Teki marketlere baktığımız zaman 8700 destek hattına alınan tepki sonrasında BIST 100 endeksinde 8900 bandına doğru gittiğin devam ettiğini görüyoruz. 9000 seviyesinde önemli bir psikolojik seviye olarak takip etmeye devam edeceğiz. Akşam saatlerinde %2,20'ye yakın primli seyir endeks tarafında devam ediyor. Sektörel bazda baktığımız zaman Xbank'ta %5'e yakın yükseliş var. Teknoloji tarafı yine ön plana çıkmaya devam ediyor. Özellikle burada zaten yurt dışında da teknoloji tarafını özellikle Nvidia'nın bu etkinliği sonrası yapay zeka çiplerini tanıttığı etkinliği sonrasındaki o küresel anlamda gerçekleşen teknoloji rüzgarının devamına yönelik sinyallerde yurt dışı tarafı da olumlu yansımış gözüküyor. Bu tarafta da teknoloji firmaları yukarı yönlü hareketleri destekliyor. Keza ulaştırma tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Hisse bazlı baktığımızda ise endeksi yukarı yönlü ağırlıklı olarak çeken hisselerde Tüpraş öncü tarafta, onu takip eden hisselerde Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi ve İşçi.tr burada ön plana çıkıyor. Özellikle Tüpraş tarafındaki hareketlilik için zaten FX yayınımıza da detaylı olarak bahsettiğimiz üzere bu petrol tarafında devam eden ivmeli hareketlilik öncü olmuş gözüküyor. Yurt dışı tarafa geldiğimizde ise yurt dışında piyasalarda bir miktar daha FED beklentisi hakim olmaya devam ediyor. FED beklentisiyle birlikte akşam saatlerinde altın tarafı bir miktar bu 2156 dolar direncinden alınan tepki sonrasında aşağı yönlü hareketini devam ettirdi. Anlık olarak 2153 dolar seviyesinde işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Onun dışında petrol tarafında yine bu jeopolitik risklerle beraber yukarı yönlü hareketlik devam ediyor. Brent petrolün varı fiyatı 87.20 bandında işlemlerini devam ettiriyor. Bir diğer gündemde borçtu. Borç biliyorsunuz politika faizinde uzun yıllardır devam eden bulutlu gevşek para politikasında değişikliğe gitti. Bunda detaylarından bahsetmiştik. Tekim borca yönelik beklentilerle beraber bir miktar daha dolar yen tarafına tam ters yönde hareketlik beklentisi vardı. Tekin Boj'un varlık alım programını sonlandırmamasıyla, tamamıyla sonlandırmamasıyla beraber dolar yen tarafında beklentilerin bir miktar daha tersine doğru yukarı yönlü hareketliklerin etkili olduğunu gördük. Anlık pariteye baktığımız zaman da 150 bandının üzerinde 150-60 bandında işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Kapanışa doğru piyasalara ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.